İki tane haberim var. Onları vermek zorundayım. Tabii ki abi, tabii abi. Mertens'in menajeriyle görüşülüyor arkadaşlar. Tamam mı? Mertens geçen sene kazandığı parayı istiyor. Bir yıllık oynamak istiyor. Çok Yani iyi. menajerinin teklifi bu. Özür dilerim. Mertens'in değil, menajerinin. Yalnız şöyle bir durum var. Her şey güzel de Napoli'de de bir görüşme var. Bakın. O görüşmede de Conte tekrar Napoli'nin başına gelmek üzere. Böyle bir durum var. Conte gelirse Mertens'i çağırabilir. Bu görüşmede yapılmış. Ona şey diyorlar. Efsanesin ya Napoli'de. Efsaneliğini müthiş bir şekilde taçlandıralım. Mertens böyle bir tercihte bulunabilir ama Galatasaray yönetiminin esas, yani transfer komitesinin esas üstünde durduğu hikaye, 12 yabancı hakkında bir pay Mertens'i kesinlikle düşünüyorlar. Aynen. Onun için şey yapmayalım. Bir de ilginç bir haber gördüm bugün. Göztepe'nin sahibi Rasmus Ankersson var. Southampton'ın sahibi aynı zamanda. Kimi beğenmiş biliyor musunuz? Kim abi? Galatasaray'dan ısrarla istiyor. Leicester'da oynayan Yunus Akgün'ü çok beğeniyormuş. Olur abi. Yunus Akgün'ü istiyor. Yunus Akgün için 5 milyon teklifte bulunmuşlar. Görüşülmüş. Bir dakika. Galatasaray bu talebi reddetmiş. Ama illaki almak istiyorlar. Yalnız Göztepe'ye transfer etmek istiyorlar. Galatasaray bunu reddedince takas gündeme geliyor. Kimi önerdiler biliyor musun Galatasaray'a? Kim abi? Trabzon'un golcüsünü, Onaçı'yı. Gelsin. Southampton, Oo. Gelsin işte evet. işte abi o zaman. Abi 5 artı sen 13. Melih abi, bomba haberim var. Sona saklayayım. Abi sen Kullanmayayım ya. bunu ne yaptın Maçtan ya? ertelemeye Yayın sonunda çalışıyorum. verdin. Abi ben bugün az konuştum. Çok dinledim sizi ya. Vallahi. Vallahi inanmam inanamam. Trabzon'da 21 maça çıktı. 12 gol, 5 asisti var zannedersen. Yanlış Tam da bilmiyorsam. istediğimiz adam. Hemen gelsin, Evet. hemen gelsin. Şimdi bunun için bakın, hiçbir şey kolay değil ya. Dursun Özbek de zaten böyle bir olay karşısına gelince seçim sonrasını bekleme kararı vermişler. Yani olay şeyde.